zaten burada da tesis edildiğinde görülebiliyor. Klima açıkken rahatlıkla 400 kilometre yaptı. Özellik olarak ekstra aynalar, kamera ayna. Ekstra şey yok yani, ayna olarak araç üzerinde bir kutu bir şey yok. Kamera mı? Kamera. Aynı şekilde ön basında bulunan özel algılama cihazlarıyla trafik işaretleri de telefonla anımsayıp trafik işaretlerine kadar şoför arkadaşımızı uyarabiliyor. En baştan şöyle, biz 6 metre ile başladık elektrik araç üretmeye. Evet, küçükleri. Türkiye'de elektrikli araçlarda ihracatın %90'ı şu anda Kars'tan gerçekleştiriyor. Bu aracımız kadar biz partner olarak çalıştık. Gövdesi üretildi. Farklı firma vardı bu ortaya. Gövdesinin know-how'ını satın aldık. Henüz daha işin konsept aşamasındayız. Biliyorsunuz yakıt fiyatları çok arttı, mazot fiyatları çok arttı. Bütün Türkiye'de, bizde de aynı şekilde toplu taşıma sistemindeki yakıt maliyetleri gerçekten çok yükseldi. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Sadece Düzce Belediyesi değil, bütün Türkiye'deki belediyelerin ortak sorunu bu. Burada konsept şu, düşünce konsept şu. Elektrikli araçlara geçmek. Elektrikli araçların biliyorsunuz yakıt tüketimi diğer mazotlu araçlara göre %10 mertebesinde. Yani mazotlu bir araç 100 lira tüketiyorsa elektrikli araç 10 lira tüketiyor aynı kilometrede. Ve yine bir başka çalışmamız, belediyemizin binalarının bulunduğu ki yaklaşık 27 bin metrekaredir, bütün çatılarına güneş paneli koymayı, bu güneş panelinden elde edeceğimiz elektrik enerjisini belediyemizin ihtiyaçlarında kullanmayı düşünüyoruz. Bugüne kadar bizim belediyemizin elektrik tüketimi ayda yaklaşık 2 milyon TL'ydi. Buna şayet dönüştürebilirsek, ki bu ciddi bir yatırım işidir, toplu taşıma sisteminin tamamını elektriğe geçersek, işin özeti güneş enerjisinden elektrik üretmek, ürettiğimiz elektriği belediyemizin ihtiyaçlarında ve toplu taşıma sisteminde kullanmak. Yatırım maliyetleri burada ciddi bir bedel tutuyor. Yani güneş enerjisi panellerinin yatırımı ile elektrikli araçlara geçişin yatırımı ciddi bir maliyet. Bunun için de EBRD gibi uluslararası kuruluşlardan kredi kullanma, hibe kullanma yollarına deneyeceğiz. Bunlara çalışıyoruz. Ama şunu ifade edeyim. Bunu başarabilirsek, yani bu başarılabilirse güneş enerjisinden bila bedel elektrik üretme, üretilen elektriği de toplu taşımada kullanma gibi bir seçenek ortaya çıkacak. Bu durumda toplu taşıma maliyetlerimiz, yani vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanma maliyetleri çok aşağı düşecek. Yatırım maliyetlerini karşılayabilmemiz halinde geçmemiz gereken çok güzel, çok mükemmel bir sistem. Buna daha yeni başlıyoruz. Hani insanlar şunu düşünmesinler. Hani Düzce Belediyesi hemen elektrikli araçlara geçiyor. Hem güneş panellerinin yatırımı hem bu araçların yatırımı ciddi bir maliyet. Bunları karşılayabileceğimiz yabancı kaynaklar, fon kaynaklarına müracaat edeceğiz.